O büyük gün geldi. Rol var dediler. Arka tamponu söktük. Baktık olmadı, bastık oldu mu abi? Aynen öyle. Yeni ayakkabılarını takacağız bakalım. Şunların duruşuna bir bakın be. Emek vermeden olmaz demiştik. Efsane oldu bence. Bu kadar güzel duracağını hiç beklemiyordum. Şahin gelsin, kayış gibi dursun. Sonunda M5 tamponlarımızı da takıyoruz arkadaşlar. Nasıl olmuş? Çok güzel. 4 egzozumuz da aktif şekilde çalışacak arkadaşlar. Bir de kaplandıktan sonra bakalım yakışmış mı yakışmamış mı? Evet, hepinize günaydın arkadaşlar. Bugün modifiye günlüğünden hepinize selamlar. Bugün şununla değil de şununla uğraşacağız. Bu arabayı 2 günde modifiye etmeyi deneyeceğim bakalım. Bu arabanın işini halledelim. Ondan sonra komple bununla olacağız. Bu arabayı tamponları falan değiştireceğiz. Cam falan bakmaya gideceğiz. Basacağız. Cam filmi derken tatlı bir görünüm haline getireceğiz. Ve ardından da asıl büyük modifiye projemiz olan E36 dönüşüm projesine başlayacağız. İlk buna başlamamızın sebebi arabasız kalmamak için arkadaşlar. Geçen seneki araba yaptırırken arabasız kalıyorduk sürekli. Birazdan bunu bir bitirelim, bunu halledelim. Ondan sonra buna bakmaya, ziyaret etmeye bununla gider gider geliriz artık. Şimdi ben bu arabayı buradan bir çıkarayım otoparkımızdan. Ondan sonra doğru modifiyeciye. F10'u boyacıya getirdik. Aracın boya kodu alınacak. Alındıktan sonra tamponlar boyanacak. Komple M5 dönüşümüz başlıyor. Bu arada burası da yeni sanayimiz. Komple baştan yapıldı, tertemiz. Eğer ferah, bomboş. Diğeri biraz sıkıntılıydı, çok karman karışıktı. İlk boyayla başlıyoruz. Büyük ihtimal bu renk üzerinde kalmayı düşünüyoruz. Eğer beğenmesek de ilerleyen günlerde belki kaplamaya dönebiliriz. Kaplama yapıp tamamen başka bir renge geçebiliriz. Evet arkadaşlar, good morning. Bugün ne mi yapıyoruz? Şu iki aracı jantçıya götüreceğiz. Jant seçimlerini yapacağız bakalım. Şuna tabii ki BBS takıyoruz. Şuna da çok farklı bir jant seçtim. Jantçıyla bir görüşelim. Aslında bunu jantçıya götürmemin sebebi jantları takıp bu aracın üzerine nasıl duracağına bakmak. Çünkü 10 offset seçeceğiz. Çok dışına çıkkın. Eğer çok fazla dışına çıkarsa Fransa'da sıkıntı yaşamamak için şurayı şişittireceğim. Bakalım nasıl duracak. Bir de air taktık marba var ya, yanar. Kılıç gibi olacak. Ben yukarı çıkayım. Üstümü değişeyim. Çünkü bugün sanayide kirleneceğiz arkadaşlar. Evet, görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Murat abinin yanına gelmiştik. Emre'nin garaja. Şurada jant filmimizi yaptıralım dedik. Bir saatlik bir boşluğumuz vardı. Jantlarımızı alacaktık biliyorsunuz. Tek jantlarımız da henüz hazır değilmiş. Bir saate falan hazır olurmuş jantlarımız. Biz dedik ki o sırada uzman aracımıza cam film yaptıralım. Bu da ortadan kalksın. Arkalara zindan yaptırıyoruz arkadaşlar. Zifiri karanlık. Ön kısımlara da sanırım 2 numara olacak. Bir ton açı olacak. Şu ön cama da ya 1 ya 2 numara yapacağız arkadaşlar. Ondan sonra jantımız girecek. Ön tamponlar derken bir de arabayı bastık mı bunun işi normalde bitiyor. Ondan sonra Konya'ya gidip iç tabanını siyah kaplayacağız. Bakalım bu halden ne hale gelecek. Abimiz ufaktan sökmeye başladı fitilleri. Araba harbiden akvaryum gibi duruyordu cam filmsiz. E36 yaptırmayacağım. Neden mi? E36'nın içi biraz etiket araba olacak. Yani o kadar döşemeye gittik, para verdik. İçeri baktım döşemenin içi gözüksün. Şu an F10 içine bakacak hiçbir şey yok yani güzellik açısından. Bunlar zindan paket olsun. Aile arabası sonuçta. E36'nın içi biraz akvaryum olsun. İç döşemesi, emek falan gözüksün arkadaşlar. O nedenle ona cam film yapmayı düşünmüyorum. Ama buna şart. Bu aracın duruşu cam filmine bağlı. Ön cama da yapıyoruz. Şu camlara diyor arkadaşlar. Komple şu ön camlara. Fransa'da yurt dışında bunlar yasak. Onu da söylemiş olayım videoda. Artık bu size kalmış. Size bağlı. Cezaya katlanırım derseniz yaptırın. 4 puan mı ne alıyorlar ehliyetinizden? Bayağı da yüksek cezası da var. Şu an araba öyle bir çirkin duruyor ki. Ön tamponlar falan hiçbir şeye benzemiyor. Abi fitilleri söküyor. Aslında bu işten mantıklıymış. Ben de yaparken bu şekilde yapmıyordum. Evet, camımız komple çıktı. Camımız sökmüştü. Vay be. 5 dakikada camı söktü, halletti. Dostlar, aracımız içeri alındı. Cam film yapımları aşaması başlandı. Şu an bile güzel durdu yani, bitmeden. Şu an abim sanatını konuşturuyor. Ön cam da çok açık renk gözüküyordu. Böyle tüm nokta nokta görürsün. Yarın en ufak bir olay görmezsin. En ufak bir netliği bozma yapmaz. İçeride net görün. Sağlayan film zaten bu. Herhangi bir kafana takılan yer olursa zaten getir. Tamamdır abi. Yan camlar falan hep sökerek yaptık zaten. Döşemeyi sökmeden. Onu da bir ilk sene de gördüm zaten. En ufak bir problem yok. Elinize sağlık abi. Bayağı güzel temiz oldu. İyi günler. Teşekkürler. Evet arkadaşlar, cam filmlerimiz yapıldı. İstediğim görüntüye de ulaştık. Ezan okunuyor Allah. Önler bir ton açık arkaya göre. Bu şekilde. Ön camda 1 numara arkadaşlar. Ya ön cama film gerekiyor ya. Harbiden çok değiştiriyor arabayı. Bir de tamponlar falan geldi mi ortaya çuk diye oturacak inşallah. Şu an bir araba güzel oldu görüntüsü. Çirkin de hala ama cam filmi biraz olsa da değiştirdi arabayı. Hey be, sese bak. Arkadaşlar günaydın. Aracımızın jantlarını almaya gidiyoruz. Normalde tamponlar gelince takacaktım da arabanın rot balansı ayarını falan yapayım dedim. Araba yolu hiç tutmuyor, bir sıkıntısı var sanırım. Arkadaşlar jant lastikçimize geldik. Jantlarımız da burada. Şunların duruşuna bir bakın be.
Şunların duruşuna bir bakın be. Tam hayalimdekiler gibi. Evet arkadaşlar, bunlar da F10'umuzun tekerleri. Fırça plastik. Evet, şimdi F10'umuza geldi. Yeni ayakkabılarını takacağız bakalım. Yeni papuçlarını. Eski görüntüden kurtulacağız. Şu an böyle cantlar taktığımız halde daha çok çirkinleşecek araba. Çünkü lüks paketimiz var. Lüks pakete bu cantlar yakışır. Şunlar yakışmaz. M5 tamponlarımız geldikten sonra Osman cantlarımız belli olur. Şu an cantları takmamın sebebi aracın basıklığını ayarlamak olacak. Tamponlar boyadan girene kadar aracı basalım. Ondan sonra tamponlarımızı takarız. Tekerlerimiz çıkıyor bakalım. Bu arada bagaj dolu. E36'nın parçaları. E36 şu an kaportacı da biliyorsunuz. Orada kaybolur falan değil. Tüm fitilleri aldım yanıma. Bunlar altından renkli arkadaşlar bu fitiller. Hiçbir yerde bulunmuyor. Sıfırına bulmak zor, çıkmasında bulmak zor. Onları topladım, aldım, geldim. Evet, burada komple çıkmış. Şimdi gelsin bakalım yeni ayakkabılar. Evet, ilk tekerimiz takılıyor bakalım arkadaşlar. Bence çok efsane durdu. Rengi de falan güzel. Tam gri değil, çok siyah değil. Gum metalı diye geçiyor normalde. Bizim yeşil F30'un aynı jantın renklerinden. O biraz daha koydu, bu biraz daha açık ona göre. Benim en çok istediğim offsetli olmasıydı. Burası tam da kıvamında. Tam offsetli şöyle. Offsetimiz 10. Arkalar 10, önler 9. Evet, muazzam bir görüntü ortaya çıkacak benim. Buralarda takılmış. Harbiden efsane oldu bence. Bu kadar güzel duracağını hiç beklemiyordum. F10'u çıkardık. Bence güzel durdu ama arabayı basmamız gerekiyor. Araba basılacak. Evet, bana güvenin. Şu an var ya, çok çirkin duruyor. Öyle bir en az bir 5 santim, 6 santim indiririz. Şöyle bir 3 parmak falan rahat, ya da hatta 4 parmak indiririz buraya. Arkaya da bir 2-3 parmak indi mi? Aynen, arkaya da 3 parmak indi mi? Efsane bir şey olur. Biz şimdi Murat abinin yanına gideceğiz. Arabaya bir spor yayı falan bakayım. Öne de coil bakacağım. Arkaya soğuk pres yapacağız büyük ihtimal. Öne de coil taktık mı? Güven jant lastiğe de yardımcılarından dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz. Arabaya da nazar değmesin diye gelinden beri yıkamıyorum. Berbat durumda araba. Hadi bakalım. Murat abimizin yanına doğru gidiyoruz. Cam filmlerimiz de yapıldı. Jantlar da takıldı. Evet arkadaşlar, aracımızın yeni jantları takıldı. Ama tabii ki Leylek Edition. Hiç yakışmadı. Arabayı basmak gerekiyor. Baktık olmuyor. Biz de basacağız. Özer Oto, Mustafa Özer abinin yanına geldik bakalım. Şu kafayı bir yere indirelim. Sanayi günlükleri. Burası da bayağı bir canlıymış. Bir tane Şahin geldi. Hey be, duruşa bak. Mermi gibi. Önlere coil takacaktık da coil'den vazgeçtim. Spor yayı takacağız. Düşürebildiğimiz kadar düşürmeyi deneyeceğiz. Arkaya da spor yayı takacağız arkadaşlar. 2-3 parmak da oradan inecek. Şahin'le bir çekerim. 16'lık olduğu için. Arkadaşlar, jantlarımız nasıl durmuş? Onu da bir yorumlara yazın. Gelmişken de, tekerlerimiz de sökülmüşken de burada da kaliperlerimizi boyayacağız. Gri rengini yapacağız. O kırmızı renk, mavi, sarı renkler eskide kaldı. Biraz tarzımızı değiştirdik. Artık yaşlanıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Ben de anlamadım arkadaşlar. O eski abartı modifiyeleri pek sevmiyorum gibi artık. Biraz sadeye falan gidiyoruz. Sen git F10'a o kadar para ver. Şahin gelsin, kayış gibi dursun. Gerçi bu Şahin şundan daha değerli. Şu plaka tüm olayı bitiriyor arkadaşlar. Arkadaşlar, dört tekerimize sökülmüşken de kaliperlerimizi boyayalım dedim. Bunları da gri renk yapacağız. Zamanında olsaydı bunları kırmızı, sarı, mavi falan yapardık. Ama yaş ilerledikçe modifenin sadesi güzel olduğunu öğreniyorsun. Sade her zaman şıktır arkadaşlar. Eskiden olsaydı bir kırmızı boya yapıştırırdım bunlara da. Arkadaşlar, E36'mızın boya rengini seçtik. Rengini göstermiyorum, sürpriz. Artık onu E36 videosunda izlersiniz. Biz de şimdi sanayi geziyoruz. Bir karnımızı doyuralım dedik. Oradan da F10'umuzu alacağız. Normalde F10'u bastılar. Eğer istediğimiz basıklık olmadıysa abi sıkıntı yok. Tekrar söker, keseriz. Biraz da indiririz dedi kafayı. Arka sol tekerimiz sökülmüş. Aracın yayları değişecek. Ben arkadan şeye çıkarayım kartonu. Buradaydı paketimiz. Yaylarımız da burada arkadaşlar. Yayları da göstereyim ben sizlere. Şu şekilde. Ön arka olmak üzere. Evet arkadaşlar, şimdi Mustafa abimiz arka yaylarımızı değiştiriyor. 2-3 santim fark var gibi değil mi? 2-3. Olsun abi, her videoda var sinema. Kalepelerimizi boyadık. Bu sefer de sade yapalım. 7. Arada 6 santim fark var. 6 santim bilmeyecek ama değil mi? 5-3 santim. 5-3 santim inecek herhalde. 5-3 santim var. O zaman ideal. Bir yumruk gidecek kadar yer vardı abi. Bak şimdi şöyle, şuradan ölçtüğün zaman. Evet. Tamam mı bak? 31,5 geliyor, gördün mü? Evet. Bu da 36. 37 geliyor burada. 37. Tam 37, gördün mü? 5,5 saatin fark. Hafif plastiği kapatsın yeter. Kesilecek mi? Evet.
Yoksa 2 santim daha yüksek kalıyor. İşe yaramaz yani, bastığımıza değmez. Şunu şuradan kes. Olmazsa bir daha sökeriz ya. Yani tamamdır abi. Önemli değil. Aynen. Tam 0'a 0 kes. Kesince de bir sıkıntı yapmaz değil mi abi? Konfor, şey konfor değil de güvenç ama. Sekme falan. Şu. Tamam. Şimdi solan martelimiz takılıyor. Kesmekten vazgeçtik çünkü aracımız 5.30'dan daha ağırmış. Eğer biraz da düşürmek istersek tekrar söküp keseceğiz yaylarımızı. Ama inşallah kesmeye falan gerek kalmaz. Şurayı da boyadık arkadaşlar. Orayı da taktık mı bakalım ortaya nasıl bir görüntü çıkacak. Bu arada var ya, burası yanıyor. Bildiğiniz 50 derece. 40 derece hava var. Hissedilen 50 derece. Burası fırın gibi. Ben içeride uyuyor uyuyor bir hoş oldum. Ölüyorum ölüyorum. Beklenen hali geldi. Aynen. Evet arkadaşlar, beklenen büyük an geldi. Bakalım istediğimiz gibi oldu mu olmadı mı? İnşallah olmuştur. Bir daha sökmekle uğraşmayalım. Yine bayağı yüksek kaldı. Bir sürüp gelelim arabayı. Tekrar söküyoruz. 2 santim yüksek geldi. Emek vermeden olmaz demiştik. Tekrar söküyoruz. Tekrar yapacağız. Bu sefer yayı keseceğiz arkadaşlar. 2 santim yüksek geldi. Biz 3 parmakla indireceğiz şu şekilde. Şurada bir F30 var. Onu da abi yapmış ama bunda coilover varmış. Bunun gibi olursa yeter bizim için. Şöyle göstereyim F30'u da. Bak abi, arabaya bak. Mermi gibi duruyor. Modifiye bile gerek yok var ya. Araba bir jant, bir basıklık, bir de en paket tamam. Şunun duruşuna baksana. Ne ayna kapağına ihtiyacı var, ne marşbel lipine. Şu basıklılık olayı bitiriyor. Bizimki de bunun gibi olsa jilet. Yani anlayacağınız yine bir saat, bir buçuk saat buradayız arkadaşlar. Saat 5.30'a yaklaşıyor. Sıcağın altında. Vallahi yandık, yandık. Evet arkadaşlar, biraz daha indirdik arabayı. Şu an istediğim görüntü elde ettik. Ama biraz daha inecek gibi. İnşallah çok inmemiştir. Şimdi arabayı sürecek abi. Bakalım. Basıklılık nasıl değiştiriyor arabayı? Şu görüntüye bir bak be. Üf üf. Tampona neyimle gerek kalmadı gibi. Baktık olmadı, bastık oldu mu abi? Aynen öyle. Ellerine sağlık abi. İstediğim gibi olmuş. Aksaray'da bir numara. Özel oto. Ya, ellerine sağlık abi. Tam istediğim gibi olmuş. Arkadaşlar burada da F10'umuzun arka tamponu var. Zımparaya başlanmış. Ön tamponu da şurada. Burada bir güzelce aktarlanmış. Bunlar da boyaya girecek arkadaşlar. Yarın ya da bu akşama çıkar. Yarın da montajını yaparız. Sonunda M5 tamponlarımızı da takıyoruz arkadaşlar. Ha, burada da marşbellerimiz var. Komple zımparlanıyor. En ufak hata olmasın diye. Arkaya da difüzörümüz gelecek. Dün sipariş verildi. Yani anlayacağınız F10'umuzu da yarın hazır etmiş olacağız. Jantlarımızı takmıştık en son. Burası da böyle çalışmalara devam. İçeride fırın boya oluyor arkadaşlar. Bu hafta içerisinde E36'da içeri girip komple fırın boya olacak. Bizim burada şu andaki işimiz bitti. Yarın tekrar geçeriz. Artık şu E36'yı çekeceğim sizlere. Şöyle büyük özenle zımparlanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, o büyük gün geldi. Aracımızın tamponlarını sonunda takıyoruz. Aradan bir hafta geçti. Dört gözle beklediğim tamponları takıyoruz. Jantları taktık, arabaya bastık, cam filmi de yaptık. Ama araba kendini göstermiyor. Eski paketim diye bağırıyor araba, bildiğiniz. Şunun duruşuna bir bak, nasıl çirkin. Şimdi aracı içeri alıp M5 tamponlarımızı takacağız. Onları da göstereyim. Murat abimizin yanına geldik. Aksaray'ın bir numarası, Emzen Garaj. İçeride birçok model tamponlar. Bizim emanetler de burada. M5 tamponumuz. Bugün 500 beygir oluyoruz arkadaşlar. Şu tamponları taktık mı artı 400 beygir. Yok lan, araba zaten 218 beygir. Nasıl onu takıp da 500 oluyoruz? Arabayı o kadar küçümsemeyelim. 4 silindir diye. Şimdi aracı içeri alıyorlar. 1-2 saat falan buradayız. Hatta 2,5 saat de sürebilir. Oraya yakın, aynen. Oradan aldık arabayı. Bize 2 saat falan. Oradan mısınız siz de? Yok. Arkası da çok kötü duruyor. Evet, abimiz ön tamponu sökmeye başladı. Bir yandan ön tampon, bir yandan marşbiyeliler. Değişime başlıyoruz. BMW bildiğimiz gibi her yerine civata. 10 kilo bir vida çıkar artık bu arabadan. Sök sök bitmiyor. Tampon çıkıyor. Abi çok nazik davranıyorsun. At, dur gitsin. Sonunda kurtuluyoruz şu lüks paketten. Araba var ya, bildiğiniz evrim geçirecek. Genelde aynı renk F10 beklerler bize. Bu 6. mı 7. mi F10.
Hepsi de aynı renkte. Boya kodu A90 Ostino Scro diye bir renk arkadaşlar. Bu sefer gri renk geldi. Bakalım kaplamayı düşünmüyorum. Bir tamponları takalım. Araba nasıl duracak? Adam olacak mı olmayacak mı? Bir şeye benzemezse kaplatırız. Ama şu tampon falan güzel duruyor böyle bakınca. M5 de X-Drive mi olur ya? Şimdi buradan bir söküp atalım arkadaşlar. Ayıp bir şey, gülerler şimdi. Olsun, X-Drive ama arkadan it işte. Arabanın beynine girdik, arkadan it işte çevirdik. Bildiğiniz gibi. Son maş bir yerimize çıkmış. Şimdi sıra arka tamponlarda. Şöyle biz de yardımcı olalım. Bizim de elimizden geliyor iş. Kapağı bir çıkaralım şuradan. Yardımcı olalım, boş durmayalım değil mi? Araba 130 binde ya, çıkmıyor valla, yapışmış. Bu arada aracımıza M5 tampon taktığımız için sisleri iptal edeceğim. Çoğu arkaya sistem bassa takıyor da çok absürt duruyor. Madem sistem bassa takacaksın, M5 değil de M paket tampon tak. Biz de M5 takıyoruz. Sistem bassını iptal edeceğiz. Ona da direnç takacağız ki ekrandan hata vermesin. Kepeneği de iptal edeceğim. Hatırlarsınız F10 Gold vardı. Onunkini iptal etmiştik. Demirleri gözüküyordu. Güzel bir görüntü sağlıyordu. Bununkine söküp iptal edeceğim. Maksat görüntü olsun. Arkadaş kaputu kapatalım. 4 silindir. Ön demirimiz de çıktı. M paket ve M5'lere şu demirler uymuyor arkadaşlar. Bunu mecbur sökmek gerekiyorsunuz. Onu da çıkardık. Burada da birçok araca uyumlu difüzörler mevcut. Volkswagen grubu, Mercedes, BMW. Şurada E39'un ön tamponu, E36'nın ön tamponu. LCI kasanın direksiyonu ve burada da stop ve farlar var. Almak isteyenler direkt Instagram'dan da yazabilirler. Abimize burada yoğun çalışma. Arkadaşlar o büyük ana geldik. Yeni tamponumuz satılıyor. Şöyle bile biraz durdu var ya araba. Evet arkadaşlar, ön tamponu yavaştan oturtmaya başladık. Bu haliyle de gerçekten çok efsane oldu. Bayağı güzel oldu arkadaşlar. Büyük ihtimal aracı kaplamayacağız. Rengini beğendim. Hiç gri bir F10'um olmamıştı. Biraz da farklı rengine binerim. Sürekli koyu renge biniyorduk. Biraz açık renk olsun. Arkadaşlar aracın ön tamponu değişti. Şimdi sıra arka tamponda. Rol var dediler. Arka tamponu söktük. 525 4 silindirle yarışa çıkıyoruz. Evet, tampon gelince araç daha basık durdu. Arabanın şekli şemali değişti ya. Harbiden. Bambaşka bir şey oldu. Öne de artık pancur olarak ya krom pancur bırakacağım ya da siyah, arasında kararsızım. Değiştikten sonra bakarız artık. Siyah mı takarız, krom mu takarız? Araçta biraz da krom detaylar olduğu için jantlarda açık renk olunca pancurda krom bırakayım dedim de bakalım artık nasıl duracak. Ona göre yapacağız. Ama egzozları siyah yapacağız arkadaşlar. Akrapovic ya da M logolu. Bu sefer siyah olsun dedik. Buna da siyah egzoz takalım. Arkadaşlar şu an aracımızın arka tamponu da takılıyor. Arkaya M5'in Vostainer difüzörü gelecek. Biraz şekilli şukullu. Daha önce hep kullandığımız difüzörden ama şu an elimizde yok. Sipariş verdik. Gelene kadar normal standart difüzörü kullanacağız. Onlar da geldikten sonra yerine M5 Vostainer difüzörü takacağız. Ondan sonra egzoz aşamasına geçeceğiz. Egzozu artık bu hafta halledeceğiz. Egzozu da az sonra göreceksiniz. 4 çıkışlı. Başta ben bu aracı makam aracına benzetmek istiyordum. M paket tamponlar takalım. Ondan sonra kare egzozlar takalım. 550'lerin makam aracı olsun dedik. Rengi de biraz ona uygundu. Son anda yine karar değiştirdik. Biraz hem makam hem de spor görünümü olsun dedik. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Değişik bir şey olacak. Arkadaşlar şimdi aracımızın difüzörü de takılıyor. Arkadaşlar arka tamponumuza takıldı. Şimdi sıra aracın altlarına marş bellipleri taktıracağım. Bir de ön pancurlarımız vardı. Ön pancurlara şöyle bir seçeneğimiz var. M5'in çift çatallı spor görünüm pancurları var. Ama sürekli onları yapıyoruz. Bıktık, biraz farklılık olsun dedik. Biz de kromları takacağız. Ama bu kromların çift çatallı olan modeller var. Genellikle LCI kasalarda oluyor. Eğer bulabilirsek onu taktıracağız. Bunlar da pek hoş durmayacak gibi. Eğer çift çatallılar bulursak onları taktırırız. Eğer olmazsa geri siyaha döneriz. Kromları taktık da istediğim görüntüye ulaşamadık. Biraz çok krom durdu. Geri aynı lüks paket tamponlara benzeri. Geri siyaha döneceğiz. Şimdi geri siyaha döndük arkadaşlar. Tam istediğim görüntü olmadı. Genelde görüyordum ama onlar çift çatallı olduğu için de güzel duruyordu. Eğer çift çatallısını bulabilirsek, getirtirebilirsek çift çatallısını da deneyeceğim. Olmazsa çeyizde durur artık. Sökeriz. Geri siyaha döneriz. Alt diplerimize takıldı. Siyah. Piano Black. Hem bunlar arabayı biraz daha spor, yandan şişik göstermiş oluyor. Hem de arabayı daha basit, tatlı göstermiş oluyor arkadaşlar. Ama şu pancura bir el atacağız. Bunda farklı bir görüntü olsun istiyorum. Evet, 4 silindirlik M5 mekandan çıkıyor arkadaşlar. Bu tamponlar senin neyine?
Allah'a yemeğe. Önde bir eksiklik var gibi ama bir türlü çözemedim. Farlar da sarı yanıyor nasıl be. Arabayı kaptayacağız mı artık bilemedim. Pek içime sinmedi, olmadı gibi bu. Bir eksiklik var ama ne var? Arkası zaten hiç olmadı. Arkaya bir 4 egzoz gerekiyor. O şart, arkaya el atacağız. Bir de spoiler. Hayal kırıklığı gibi oldu. Artık gözümüz diğer F10'a mı alıştı bilmiyorum ama diğer F10 çok heybetli duruyordu. Bu araba pek o kadar göze batmıyor arkadaşlar. Diğeri gibi durmadı. Sanırım yer renginden, artık krom detaylardan bilmiyorum, bir eksiklik var. Büyük ihtimal araç %85 kaplanacak gibi. Bir kendini göstersin. O kadar emek vereceğiz yani. Taş güneşin altında, 40 derecenin altında verdiğimize değsin emeğimiz. Yani istediğim gibi olmadı. Ya tamponlara falan alakası yok. Sadece aracın duruşundan, renk açısından. Bu sefer arabayı kaplattırsak da ne renk kaplayacağız? Ona da hiçbir fikrim yok. Bir değişik bir şey yine yaparız, patlatırız. Liplerimiz neyim de takıldı. Onlar da farklı bir hava kattı araca. Zaten sürekli yaptığımız şeyler. Artık alıştık. Sürekli yapa yapa gözümüz hep aynı geliyor araba. Yani farklılık istiyor. Kuzenler. Allah. Siz ne düşünüyorsunuz arabayla alakalı? Çok güzel. Söyle, düşüncelerini alayım. Çok güzel olmuş. Nasıl olmuş? Çok güzel. Senin ne diyorsun Ramazan? Çok güzel. Ya. O kadar diyorsun, kameraya çek. Ünlü olacağım diyorsun. Kamerayı açınca da kaçıyorsun. Ne ya, çekme vallahi çekme. Niye çekmiyor? Hayır vallahi çekme. Nasıl olmuş? O zaman düşünceni söyle, güzel çekme. Güzel. On üzerinden kaç veriyorsun? Eminimdir. 7. Niye 7? Kaplama ihtiyacı var. Kaplama ihtiyacı mı var diyorsun? Kaplama ihtiyacını sen karşılarsan kaplarız. Hemen. Tamam oğlum, yarın kaplamaya gidiyoruz. Bunları koymayın inşallah. Gerçekten 7 mi verdin arabaya? Evet. Harbi çünkü mi? Geçen yılki de var ya. Geçen yılki nasıldı ama? 10. Hı? 10 muydu o? Evet. O zaman bunda 10 numara yapalım. Araba normal, standart F10 gibi duruyor. Kaplama olmayınca artık gözümüz nasıl alıştıysa kaplamaya. Bak şuradan tam güzel. IQ'nun modeli duruyor. Bak basıklılık da ideal. Lüks paket olunca pek basık durmuyordu araba. Şu an yandan jilet. Bakalım arabaya da verebilecek miyiz? Artık saldırısı yok diyen mi? Ben de bilemiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Belki ilerleyen dakikalarda araç bambaşka bir hale de gelebilir. Sonuna kadar bekleyin. Manner kardeşimiz de F10'u söktü. Şöyle göstereyim. Ellerine sağlık. Şimdi bunu siyah kaplayacakmış. Tabanımızı oraya astı. Helal olsun. Bu yaşta arabayı söküyor Allah. Arkadaşlar hepinize tekrardan selam. F10'a biraz ara vermiştik. Sanırım bir haftadır arabaya dokunmuyorum. E36 ile uğraşıyorum biliyorsunuz. E36 modifiye yapıyoruz, topluyoruz. Allah, E36 beni yordu, bitirdi. Şu an o kendisi Konya'da, orada toplanıyor. İç döşemeleri yapılıyor. Yakın bir zaman o da çıkacak. Biz de aracımıza difüzör takacaktık biliyorsunuz. Çift çıkışlı 4 egzozlu yapacaktık. M5 görünüm. Biz de özel siparişle Murat abimize Volkswagen'ın difüzörü getirtirdi. Şimdi difüzörümüzün montajını gerçekleştiriyoruz. M5'den çıkınca da direkt egzozcuya gidip egzoz taktıracağız arkadaşlar arabaya. Biraz daha farklı diğerlerine göre. İki parçadan oluşuyor. Şu ortası ayrı parça. Hatta ben şu üst kısmı aracın rengine boyatmayı düşünüyordum. M5'ler olduğu gibi ortayı da siyah bırakmayı düşünüyordum. Gene de standart şu difüzörden kullanılıyor arkadaşlar. Sonunda arka difüzörümüze takıldı. Abilerin ellerine sağlık. 10 numara defterimiz oldu. Şimdi Ruatlu egzozcu arkadaşlar. Arkadaşlar Murat abinin oradan çıktı. Difüzörümüz takıldı. Şimdi Cemal abinin yanına geldik. Cemal egzoz. Aracımızın egzozları takılıyor bakalım. Sağ sol olmak üzere. 4 çıkış. Şu sağ kapak iptal olacak. Yerine oradan boru geçip 4 egzozumuz da aktif şekilde çalışacak arkadaşlar. Şimdi egzozlarımızın ölçüleri alınıyor. Çıkınlığını falan ayarlıyoruz. Şu şekilde ideal olur. Gel. Düşmez, gelsin. Gel. Arkadaşlar, F10'umuzu toplamaya devam ediyoruz. Ufak tefek eksikleri vardı, tabanımıza göçük vardı. Şöyle göstereyim. Şuralarda falan, şu an abimiz göçüklerimizi yapıyor. Bildiğiniz gibi egzozları taktık. Egzozlar takılırken aşamayı göstermedim çünkü uyuyakaldım. 40 derecenin altında bayılmışım. Ancak şimdi gösterme fırsatım oluyor. Cemal abimize teşekkür ediyoruz. Ellerine sağlık. Egzozlarımızı taktırdık arkadaşlar. Fazla büyük. Geçen sene 100'lük seçmiştik. Çok büyük olmuş. Kapanmış demişlerdi başta. Bu sefer 90'lık seçtik. Evet arkadaşlar, şu an F10'umuz yapılıyor. Burada da E36'ımız var. Tam olarak göstermem size. Sürprizi kaçmazsın. Artık onu E36'nın videosunda izlersiniz. F10'umuzun Dilmet F30'a alışmış. Taban döşemesi yapılıyor. Komple siyah çevirdik.
İç isim siyah oldu. Şunlar da orijinalliği gibi boyandı arkadaşlar. Bunlar da siyah kaplandı. Tavanlar da olmak üzere. Aydınlatması olsun, tuşları olsun, kapakları olsun. Hepsi siyah oldu. Siyah dönüşüm. Siyah yapmamın nedeni de bildiğiniz gibi birçok araçlarımda yıldızlı tavan uyguluyordum. Buna da sunroof olmayınca bir haliyle de buna da bir siyah tavan yapıp yıldızlı tavan yapalım dedik. Kayar yıldızlı falan olsun. Meteorlu, şekilli, şukullu. Biraz canlandıracağız içi. Bir şeyler yapacağız artık buna. Onu da ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Bu videomuzun içerisinde yer alacak. Diğer tarafları da arka tarafta da E36'ımız yapıyor. Dediğim gibi onu biliyorsunuz da yakın bir zamanda izlersiniz. Şurada da başka bir F10 sökülmüş. Bunda içi komple sanırım Recaro'ya dönüşüm yapılıyor. Şu şekilde. Bayağı bir yerini sökmüşler bunda. Şu da aynı şekilde vade dönüşüm yapılacak. Varlı 35'e ve dönebilir çok. Deri renkleri var. İlk başta şu kırmızı olanı yaptırmak istedim. Ama çok fazla cırtlak olacağını düşündüğüm için biraz daha şu şekilde vişne çürüğünü tercih ettik arkadaşlar. T36'ya. Artık onun nasıl haline YouTube videomda izlersiniz. Şimdi kardeşim de arabayı topluyor yavaştan ufaktan. Bunun da sonuna doğru geliyoruz. Geriye de bir şuraları siyah kaplamak kaldı. Onları artık ileriye dakikalar da gözlek araçla kaplatacağız. Orada görüşürüz o zaman arkadaşlar. Arkadaşlar gözlek araç Mücet abimle Bilal abimin yanına geldik. F10'umuza ufak dokunuşlar yaptıran biri Konya'ya gelmişken. Normalde şu kromları bırakmak istiyordum da pek yakışmadı gibi arabayı komple M5 dönüşüm yaptığımız için şunlara da el atalım dedik. Ne olacak? Şu kromlar komple gece paketi siyah, piano black olacak arkadaşlar. Ve ön farlarımıza hafiften karartacağız. Şu aracın eski hali ben sizlere göstereyim. Bizim biraz acelemiz var. E36'yı elektrikçiye götüreceğiz. Oraya götürdükten sonra bunalmaya geleceğiz. Onun için acele çekiyorum arkadaşlar sizlere. Şu aracın eski hali. Bir de kaplandıktan sonra bakalım yakışmış mı yakışmamış mı. Birazdan görüşürüz. Evet arkadaşlar, çıtalarımız kaplanıyor. Bir sıkıntımız var, sanayide elektrikler gitti, dibimizde trafo patladı. Hep de bizi bulur bunlar arkadaşlar. Aksilik. Valla hep de bizi buluyor abi. Olacak peki. Vardır bir hayır. Ama çare tükenmez, Allah'a veriyor. Arabada bir eksiklik vardı, kromlar falan pek yakışmadı gibi ya. Büyük ihtimal bundan bir siyah yapalım, bakalım nasıl duracak araba. Bence siyah olması gerekiyordu onların. Bizde çareler tükenmez dedi. Alevle hallediyoruz iş arkadaşlar. Elektrikle gidince biz. Evet. Aracımız kaplanmaya devam ediyor. Gittiğim her sanayide uyudum valla. Egzoz nem yapılırken sıcağın altında. Bugün de çok yoruldum. Koltuk rahatmış. Biraz da şurada uyuyayım bari. Zaman geçmiyor yoksa arkadaşlar. Tüm gün sabah 8'den beri sanayideyiz. Ve hava da çok sıcak. Yoruyor insanı. Biraz şurada kestireyim de yolumuz uzun, 2 saat falan yola çıkacağız. Aksaray'a doğru gideceğiz şimdi E36'yla falan. Arkadaşlar günaydın. Biz yine sanayiye doğru gidiyoruz. Arabamızın solun dokunuşlarını yapacağız. Ne yapmaya gidiyoruz valla şu an uykudan yeni kalktım. Hatırlamıyorum bile ama sanayiye gidiyoruz. Evet arkadaşlar arabaya o kadar dokunuşlar yaptık. Bir de içine de bakalım dedik. İçi çok o kadar hoş değildi. Yani şimdi o kadar modifeden sonra da şu direksiyonu da kullanmak olmazdı. Davul direksiyon. Bir M5 direksiyonu taktıralım dedik. Siyah tavan da yaptık. Bir direksiyonumuz eksikti. Onu da bugün şimdi tamamlayacağız arkadaşlar. Dün de araca siyah piano black detaylar kattık. Kromlar biraz hoş durmadı. Fazla göstermedi arabayı. Biraz spor görünümü olsun dedik. Konya'daki Argi Elektronik. Oraya gönderdiler. Yani çöktüler. 4 sona geldi. Evet arkadaşlar yeni nesil direksiyonumuza takıldı. F10 M5 RC kasanın. Ya valla kullanış da çok değiştiriyor. Eli falan tutuşu daha rahat, daha konforlu, daha güzel, daha keyifli. Ama yakıt tüketiminiz yükseliyor arkadaşlar. Bir an gaza geliyorsunuz böyle bir direksiyon elinizin altında olunca. Bir 13 litre 14 litre çıkar artık arabanın yakıt tüketimi. 8'den 7.5'tan. Biz arabayı arka litre de çevirdik. Artık yan. Buradan da Emzen Garaj Murat abiye tekrardan teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Eğer sizler yaptırmak isterseniz nereyle iletişime geçeceğinizi sizler de biliyorsunuz.
Evet, hepinize selam arkadaşlar. YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Zamanımız biraz kısıtlı, biraz acele acele çekeceğim. Kusura bakmayın. Ama görmüş olduğunuz gibi yeni aracımız, yani aracımız değil de yeni görünümüyle sizlerle karşınızda. Az önceki görmüş olduğunuz görüntülerden sonra aracımızı baştan sona modifiye ettik. Tabii aradan sevenler olur, sevmeyenler olur. Renkler ve zevkler diyelim. Ama bence arkadaşlar diyecek bir laf yok. Eski haline göre kat kat, 10 kat daha iyi oldu. Eskiden biraz da böyle ne bileyim çok orijinal duruyordu. Lüks pakette güzel de. BMW lüks pakete yakışıyor. Ne olacaksa minimum M paket olacak. Biz de yapmışken M5 görünümlü yapalım dedik her zamanki gibi. 550D de çok yakışırdı. Özellikle şu renge, bu kasaya. Biz yine de bir M5 yapalım dedik. 4 egzozu kattık. Arkada bir Vostainer difüzör ekledik. Her yerde bulunmayan bir difüzör. Bununla getirilmesi biraz uğraştırdı. Arkada ince bir spoiler ekledik. Aranızdan bunun biraz daha kalınları, büyükleri falan beğenenler vardır ama benim tercihim inceden yana olmuş oldu. Ben de bilmiyorum. Sanırım yaş ilerledikçe artık biraz daha sadeleşmeye başladık arkadaşlar. Zamanda olsaydı bu arabayı bayağı bir doldururduk. Çok fazla aksesuar falan eklerdik de. O eskiden de artık zamanla güzel dondu kaldı. Güzel arada bir oyna ya. Pardon, birden daldım arabaya. Camları falan filmledik arkadaşlar. Araçta krom paket vardı. Gece paketine çevirdik. Shadowline yaptık. Bunları kaplattırdık. Arkaya da şöyle bir ince siyah çıta ekledik. Aracımız biraz daha böyle yerle bir olmuş oldu. İşte dediğim gibi zamanda olsaydı buralara falan kapak eklerdik ama bilmiyorum ya, biraz çok fazla abartıya kaçıyor arkadaşlar. Sanki böyle ilk kez bir BMW alınmasın da arabayı dolduruyorsun, her yere sticker yapıştırıyormuşsun gibi oluyor. Bence en güzel modifiye Türklerin yaptığı gibi, aynı E60'larda olduğu gibi kafa yerle bir, araca bir 20 inç jant, camlar filmli, full kasa, basık. Aynen, kasa yerde, araba kendini gösteriyor. Ama Fransızların modifiyesine bakıyorum. Adam her yere sticker yapıştırıyor. Yok oraya kapak takıyor. Yok onu bunu yapıyor. Arabanın görüntüsünü biraz bozuyor arkadaşlar. Çok can canlı yapıyor. Tabii renkler ve zevkler diyelim yine bu konuya. Aracımızda sunroof yoktu. Burayı bir siyah falan kapatalım dedik. Biraz abartıya kaçacağını düşündüm. Bu şekilde bıraktık. Camları filmlemiştik arkadaşlar. Zindan yapmıştık arabaya. Aracın şu ön farları çok fazla parlak duruyordu. Bunları da karartalım dedik. Bunları da hafiften karartmış olduk. Önlere krom bırakmak istiyordum şu pancularımızı. Geri siyah çevirdik. Siyah daha hoş durmuş oldu. Tepel. Ve en önemlisi arkadaşlar, bu aracı en çok gösteren şey arabayı bastık. Tabii bunlar bastık değil diyenler falan vardır. Biz bu arabadan paraşütle atlarız falan diyenler vardır. Ama bence arkadaşlar arabayı baya baya bir bastık. Diğer F10'umuza göre de şöyle göstereyim. En çok aracı gösteren de bu arkadaşlar. Bastıklık. Lipide takınca güzel bir uyum da sağlamış oldu. Bakın demiştim size. Modifiyenin kısa ve özü daha çok yakışıyor demiştim. Fren kanepelerimizde griye boyadık arkadaşlar. Zamanında olsaydı bunu mavi yapardık, sarı yapardık, yeşil yapardık, pembe yapardık. Yine Türklerin yapmış olduğu gibi gri renge boyadık. Ortaya böyle güzel bir sunum çıkmış oldu. Şöyle güzel bir de şöyle yandan bir çek arabayı. Arka havada. Bence eski haline göre kat kat daha iyi olmuş oldu. Camları komple siyah yapınca da kendini bütünleştirmiş oldu. Ama şunu ekleyeyim. Aranızdan ve çoğu çevremden daha çok bu F10'u beğenenler falan oldu. Renginden dolayı. Ama ne bileyim pek benim içime pek sinmedi. Sizler bunu videolarda falan fark etmişsinizdir. Ama E36'nın videosunu yayınladım yayınlanmadım bilmiyorum ama mutlaka izleyin arkadaşlar. O harbiden çok bambaşka bir proje oldu. Bir zamana kadar yapmış olduğum en iyi projelerimden biri diyebilirim. Bu araç da güzel oldu ama diğer F10'a göre, hani Gold vardı ya, bir Gold F10. Ona göre biraz daha sönük kaldı. Ama bu renk sanki aracın hatlarını daha fazla ortaya çıkarmış oldu. Uğraşlar sonucu ortaya böyle bir şeyler çıkardık. Sizler de artık düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Beğendiniz mi, beğenmediniz mi? Nerelerinde eksiklikler falan görüyorsunuz? Ya da siz neler yapardınız? Onları yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beni de mutlaka Instagram hesabımdan, sosyal medyalarımdan takip etmeyi unutmayın. Orada da farklı farklı projelerim gelecek. Aracın iç kısmı da bu şekilde. Araç boş paket arkadaşlar. Bu araçta bir sadece bir koltuk ısıtma var. Başka da bir şey yok. Koltuk ısıtmayla sanırım adam yanlışlıkla seçmiş bunu. Yani almış olduğum F10'lara göre en boşu. Eski F10'umuz arkadaşlar, şu tuşlar komple doluydu. Her yerinden opsiyon taşıyordu. Kapıyı açtığında opsiyonlar dökülüyordu arabadan. Bu da bu şekilde olmuş oldu. Ama içinde pas geçmedik. Aracımızın tavanında siyah kapladık. Buradan da İsmail abime teşekkür ediyorum. Tavanımıza siyah kapladı. Daha güzel, daha böyle spor bir görünüş elde etmiş olduk içerisine. Zamanında belki buraya bir yıldızlı tavan ekleyebiliriz. Ki eklemeyi de düşünüyorum. Şu direksiyonu da değiştirdik. Eski direksiyonu, lüks paketin o davul direksiyonlar harbiden çok çirkin duruyor. Yapmışken bu direksiyonu koyalım dedik. M5 direksiyonu. Artık bu da standart olmuş oldu. Sürekli yaptığımız şeyler. Belki bu proje bunun için pek içime yatmadı. Çünkü sürekli gördüğümüz şeyler. Sıkıldık arkadaşlar. Artık biraz bence sizlerin öyle olduğunu düşünüyorum. Yenilikler falan istiyoruz. Bunu bir sonraki projemize saklayalım. Orada harbiden çok güzel yenilikler falan gelecek. Devasa bir proje olacak diyelim. Sadece şunun altını çizeyim. Bu projemizden sonra arkadaşlar harbiden sosyal medyayı sallayacak güzel bir proje gelecek Allah'ın izniyle. Siz çok
hayalini kurmuş olduğum bir araç. Onu alıp çok güzel bambaşka bir hale getireceğiz, dönüştüreceğiz ve bu projemizi sizlere en kısa zamanda sunacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz seviliyorsunuz. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.